Hayırdır ya, nereye böyle? Aşı olmaya gidiyorum. Sebep? Nasıl sebep? Olmamız lazım da. Yok öyle bir şey oğlum. Aşı maşı, boş işler, bırak onları. Aşı olanlar bile tekrar korona oluyor. Duymadın mı? Ne boşu oğlum? Aşı olacağız ki kendimizi koruyacağız. Manyak mısın sen? Sen öyle san. Benim bir arkadaşım aşı oldu. İkinci dozu yaptırmaya giderken öldü. Yapma ya. Neden? Trafik kazası geçirdi. Lan oğlum, bunun aşıyla ne alakası var? Var tabii. Olmaz olur mu? Eğer aşıyı yaptırmaya gitmeseydi o kaza başına gelmeyecekti. Lan oğlum git, manyak mısın nesin? Ben de durmuş burada seni dinliyorum. La havle ya, manyak mıdır nedir ulan, adamlara bak. İster dinle ister dinleme kardeşim. Yıldız Tilbe bile aşıya karşı. Adam aşıdan gitti. Allah rahmet eylesin. Hop. Nereye gidiyorsun böyle acele acele? Acele giden ecele gider ha. Hiç sorma, yurt dışına gideceğim de. PCR testi istiyorlar, 3. doz istiyorlar. İstiyorlar da istiyorlar arası. Gerek yok ya. Niye uğraşıyorsun böyle boş şeylerle? Ne yapayım o zaman? Ya merak etme, benim tanıdığım bir adam var. Seni yurt dışına kaçak çıkartırız, rahat ol. Ne PCR testi yaptırırsın, ne 3. doz aşı yaptırırsın. Rahat ol, o iş bende, rahat ol. Oğlum sen kafayı mı yedin lan? Zaten bir hafta gideceğim yurt dışına, niye kaçak gideyim? Oğlum bir eşeklik yapıp 2 doz aşı yapmışsın. Bari 3. doz olma lan. Zararın neresinden dönersen kârdır. Anladın? Lan oğlum ne zararı lan? Bütün dünya aşı oluyor. Tamam oluyor da olanlar da pişman oluyor. Mesela biraz önce Koray'ı gördüm. 2. doz aşı yaptırmaya giderken öldü. Nasıl ya? Aşıdan mı öldü oğlum? Yok ya, trafik kazasından. Aşıyla ne alakası var lan? Var tabii ya, olmaz olur mu? Aşı olmaya giderken araba çarptı. Lan yürü git işine ya, manyak mısın nesin ya? Nerede bir manyak var, bana çatıyor zaten. Git. Git aşı ol da araba çarpsın. İbrahim Tatlıses bile aşıya karşı kardeşim. Şu aşıya olmayın kardeşim, 50 kere söyledim size be. Aşı öldürür. Demek ki aşı olmayınca da araba çarpıyormuş.